arkadaşlar, hepiniz bir dem söyleşi programına daha, sohbetine daha hoş geldiniz diyorum. İlk söyleşi sonrası sizlerle epeyce bir mesafemiz oldu, bir program atladık. Umarım bu süreç içerisinde diğer programlara katılmışsınız ve bu arada da tabii okullarınızdaki dersleriniz, işleriniz, güçleriniz umarım iyi gitmiştir. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Bugünkü söyleşide Doktor Tayyar Altıkulaç, kendisi Diyanet İşleri eski başkanı. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Zahmet edip buraya geldiğinden dolayı biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Hocamız da hocamız tabii biraz sonra ben sizlere özgeçmişinden kısaca bahsedeceğim. Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra siyasal hayatta milletvekili olarak görev yaptı. Bütün bunların ötesinde İmam Hatip neslinin öncü hocalarından, ilk İmam Hatip'te okuyan hocalarından ve şu anda da kendisi zaten Diyanet Vakfı'na bağlı olarak kurulan 29 Mayıs Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmakta. Hocamız bütün bu süreç içerisindeki deneyimlerinin en azından bir bölümünü sadece bende saklı kalmasın veyahut da çok yakındaki arkadaşlarımda sınırlı kalmasın diye bu deneyimlerini anlattığı bir hatıra kitabını yazdı ve bizlere, okuyuculara bunu takdim etti. Bugün kendisiyle zorlukları aşarken adını verdiği, inşallah zorluklar epeyce bir aşılmıştır, 3 ciltlik hatıra kitabı yazdı ve bu kitap yayınlandı. Bu kitaptan da dışarıda bir miktar var. Arzu eden arkadaşlarımız bu kitaplardan temin edebilirler, alabilirler. Kendisinin çocukluğundan başlayarak şu ana kadarki yaptığı görevlerle, yaptığı mücadelelerle ilgili olarak hatıralarını bu kitaba yaklaşık 1400 sayfayı falan buluyor. Ufuk Yayınlarından çıkmış kitap. Hocamız da bugün biz bu kitabı üzerine söyleşide bulunmak istiyoruz. Zorlukları aşarken kitabı üzerine. Tabii bu 3 ciltlik kitabı bir söyleşide bitirmek mümkün değil. Ben belli bölümlerini hocamıza sormaya çalışacağım. İlk bölümde daha önce de ifade ettim. Siz bursiyer grubu, öğrenci grubu yeni olduğu için bir daha aktarayım. Geçen yıl olanlar daha iyi biliyorlar. İlk bölümde hocamıza ben soru soracağım. Hocamız bizlere anlatacaklar ama daha sonraki bir bölümünde ise şöyle yaklaşık bir 20 dakikalık bir süre içinde de sizlerden soru alıp hocamız o soruları cevaplandırmaya çalışacak. Bu şekilde bu sohbetimiz devam edecek. Hocamız 1938 yılında Kastamonu Devrekani ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi 9 yaşında hafız oldu. Ben de zaten soracağım sorulardan bir tanesi. 9 yaşında hafız olmak ne demek? Yani böyle çok müthiş bir şey geliyor bizlere. Cidden de zor bir durumdur herhalde. İlkokulu Devrekhane'de bitiriyor. Daha sonra orta ve yüksek öğretimini İstanbul'da tamamlıyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra İmam Hatip'te öğretmenlik yapıyor. Daha sonra ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde, Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretim görevliliğinde bulunuyor. Akabinde bir yurt dışında Bağdat Üniversitesi'nde çalışıyor. Daha sonra ise kendisi sırasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. 1971 ile 76 yılları arasında, herhalde sizlerin doğumu ne zamandır tahmin ediyorum 1990 ve sonrasıdır değil mi? Yani buradaki öğrenci grubunun doğumları o şekildedir. Bunlar biraz size çok çok eski gibi geliyor ama hocam maşallah çok genç yani bu. O 1971 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Düşünün arkadaşlar. Ben ayrıca şu yönden de mutluyum. Hocamızla sizleri daha iyi yüz yüze böyle tanıştırmasından da mutluyum. Ayrıca ben kendisinin öğrencisiyim de resmen. Tabii. 1986 yılında değil mi hocam siz emekli olmuştunuz Diyanet İşleri, evet, Başkanlığı'nda. Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi'nde tefsir hocası olarak göreve başlamıştı. Tahmin ediyorum ilk yıl değil de ikinci yıl bizim tefsir dersimize girdi kendisi. Ve o dönemde de biz Diyanet İşleri Başkanı iken neler yaptınız diye derste tefsirden daha çok onu sorardık. Hocam da sabırla cevap verirdi. Yani dolayısıyla sadece genel olarak hepimizin hocası da resmen de yani bize not veren bir hocalık sıfatı da kendisinin var benim açımdan. 1971 ile 76 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Ve daha sonra ise 1978 ile 86 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı olarak 8 yıl görevde bulundu. Bu arada şunu da hatırlatayım, hocamız 33 yaşında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan böyle genç bürokratlardan bir tanesi. Daha sonra emekli olduktan sonra Marmara İlahiyat'ta görevde bulunuyor ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde İSAM'ın kuruluşunu ve başkanlığını yürütüyor. 1995 yılında 20. dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giriyor ve Milli Eğitim Komisyonu'nun başkanı olarak görev yapıyor. Daha sonra ise 22. dönemde 2002 yılındaki seçimlerde meclise ikinci defa giriyor. Aynı şekilde hocamız herhalde daha önceki eğitim göreviyle doğrudan irtibatlı olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Başkanlığı görevini burada da yürütüyor. Ve son olarak da 2010-2011 yılında kurulan Diyanet Vakfı tarafından kurulan 29 Mayıs Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanlığını yapıyor. Birçok yayınları hocamızın bulunmakta. Hepiniz belki hocamızın okuduğu Kur'an'dan, onların CD'lerinden bir şeyler dinlemişsinizdir. Böyle kıymetli hocamız da burada bu kitabı vesilesiyle sizlerle birlikte buluşturduk. Şimdi hocama ilk olarak ben buradaki sırayı da biraz takip etmeyi arzu ediyorum. Hocam çocukluktan biraz başlayalım. Bu dini ilimlere, biliyorsunuz sizin doğduğunuz dönemde Türkiye'de din eğitimi yapmak oldukça zordu. 30'lu yılların sonu, 40'lı yıllar diyelim, çok zordu. Bu dönemde dini ilimlere ilginiz nereden kaynaklanıyor ve bir de 9 yaşında nasıl hafız oldunuz? Kim sizi motive etti? İsterseniz ilk olarak buradan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala hayri halkillah. Evet, değerli dostlar, sevgili öğrenciler, sizlerle birlikte olma fırsatını bulduğum için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Ben bu vesileyi ortaya koyanlara teşekkür ediyorum. Başta Recep Bey olmak üzere. Şimdi dini ilimlere olan ilgimin nereden başladığını ben bilmiyorum. Çünkü 4-5 yaşındaki bir çocuk aile tarafından Kur'an okumaya, hatta 5 yaşımda dedemin, rahmetli büyük babamın bana Karabaş Tecvidi okuttuğundan falan da bahsedersem, yani bu yaştaki bir çocuğun bunları kendi isteği ve seçimiyle yaptığını söylemek herhalde doğru olmaz. Dedem rahmetli köyün hatibiydi. Adı Tahir'di, babadan dede. Anneden dedem de hatipti, o da bir başka köyün hatibi, onun adı da Tahir'di. İki Tahir'in torunu oluyorum ben. Evet. Bunlar iki medrese arkadaşı, biri bir köyde, bir başka köyde hatip olmuşlar. Ve beni, demek ki dedem rahmetli yönlendirmiş, beni ve ağabeyimi. Ve biz işte 5-6 yaşlarında hatim yapmış, Karabaş Tecvidi falan okumuştuk. Hıfza da onun başlattığını tabii söylemem gerekir. Fakat bu başlangıç rahmetli olan annem sebebiyle, yani annemin rahmetli olması sebebiyle bize bıraktırılmıştı. Sonra dedem seçim yaptı. Nihayet beni tekrar başlattı. Bu işin de kendi kararımla olduğunu söylememeliyim. Yine dedemin yönlendirmesinden söz etmeliyim. Böyle oldu. Ama 9 yaşında bir insan nasıl hafız oluyor? Bunun herhalde pek şaşılacak bir yanı yok. Çünkü ben 6 yaşında hafız bir kız öğrenci tanıdım.
Hatta geçen sene Cidde'de bir konferansa katılmıştım. Orada konferans programı her gün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılıyor, akşamüstü kapanıyor. Bir gün açılışa bir kişi kucağında bir kız çocuğu getirdi. Ve sıraların önüne kadar kucağındaydı, sonra indirdi. Bu çocuk Arap da değildi, uzak doğu ülkelerinden birinden bir çocuktu, kız çocuğu. 6 yaşında orada hafıza olduğu ilan edildi ve Kur'an tilavet etti. Ben 9 yaşımda henüz tilavet edemiyordum, sadece ezberlemiştim. Ve birçok ulemaya dair biyografiler okudum, biyografi kitabı da yayınladığıma göre. Orada 8 yaşında falan hafız olanlara rastladım. Ama hocam bunlar istisna, o kadar yaygın da değil. Evet. Şimdi yalnız benim hafızlığımın hafızlık olayıyla ya da hafızlarla farklı bir tarafı var, onu söylemem lazım. Onunla biraz belki övünebilirim, evet. Sadece. Ben Kur'an-ı Kerim'in tamamını camide cemaatin içinde okudum da hafız oldum. Çünkü sene 1947 ova köyleri var bizde. Orada işte 5-6 genç hafız olmuş ve onlar da usulü şöyle başlatmışlar. Salı sabahı namazdan sonra hıfız işi, hafızların okuması işi başlıyor. Öğle namazına kadar 2-3 seansta okuyorlar. 7-8 cüzü, işte 5 aday aralarında taksim ederek okuyorlar. Bu iş çarşamba günü aynı şekilde devam ediyor, perşembe devam ediyor, cuma günü cuma namazından önce duası yapılıyor hatimin. Ama Kur'an-ı Kerim'in tamamını 5 kişi, belki de 6 kişi paylaşarak okuyorlar. Şimdi ben hafız oldum ama yalnızım. Demek ki bu iş camide 4 gün zarfında hatim olarak indirileceğine göre bunu benim tek başıma yapmam gerekiyordu. Pek de bunun hesabı da doğru yapılmadı bence. Bayağı herhalde zorlanmış olmalıyım. Ve bir kış günü mindere oturmak tabir ederlerdi bizde. Ben Aralık gününü maalesef iyi hatırlayamıyorum. Aralık ayında, işte bu aylarda demek ki 47, kaç yıl olduğunu siz hesaplayın. 64. 64 yıl önce bugünlerde mindere oturmuştum ve bir salı sabahı camide cemaatin içinde lebalep dolu, çünkü hiç çevrede hafız olayı yok, yani yakın çevrede yok. Büyük bir merak var halkta ve öğle namazına kadar da cami çivi gibi boşalmıyor hiç. Belki abdest tazelemek için millet giriyor çıkıyor ve cuma namazında da bu işi böyle bitirmiştik. Bayağı bir tabii bu böyle. Evet. Olabiliyor yani, olmuyor değil. Tabii bayağı bir açlık var Kur'an-ı Kerim'e, evet. O dönemlerde okuyan olmayacak. Hocam tabii Kur'an-ı Kerim'den, hafızlıktan söz açılmışken esas oradan biraz gitmeyi arzu ediyorum. Çünkü sizin aynı zamanda en önemli yönlerinizden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i çok güzel kıraat üzere okumanız. Bu konuyla ilgili bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyan hatim kasetleriniz var. Onlar çekilmiş durumda. Ve ilk olarak hatıratınızdan öğrendiğimize göre siz Ankara Radyosu'nda küçük yaşta ben de Kur'an okuyacağım diye bir çekime gitmişsiniz. Bir onu lütfeder misiniz? Estağfurullah. Onu öğrenmeyi isterim. Evet, estağfurullah. Şimdi hafız olduktan sonra artık herhangi bir telkine, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan ben yönümü kendim tayin etmiştim, onu söyleyeyim. Evet. Ben din ilimlerini tahsil edeceğim ve bu alanda hizmet edeceğim. Bunu iyice artık aklıma koymuştum ve sürekli artık ilkokula da hafızlıktan sonra başlamıştım. Ve bütün ilkokul yıllarında rahmetli babamla bu gelecekte din ilimlerinde nasıl okuyacağım, nerede okuyacağım, bunları konuşur hale gelmiştim. Bu arada o yıllarda Ankara Radyosu'nda, belki Türkiye Radyo, yok Ankara Radyosu'nda cuma sabahları Kur'an-ı Kerim okutulmaya başlandı. Birkaç meşhur, o günün meşhur hocası, hafızı, Nur Osmaniye Camii İmamı rahmetli Hasan Akkuş, işte Hasan Geredeli, Esat Geredeli,
işte Ali Güran falan gibi Ankara'da, ama sayıları da 3-5 kişi, fazla da değil. Bunların plaklarını kayda almışlar. Her cuma birinin okuyuşunu yayınlıyorlar. Dönüşümlü olarak işte diyelim ki 5 cuma hepsi okumuş oluyor. Ondan sonra tekrar başlıyor. Ben artık o dönemde iyice tecvid, tasvihuru filan da okumuştum. İstanbul'da yetişmiş bir Çetmel muallimi diye bilinen bir zattan tasvihuru filan da okumuştum, tecvid de okumuştum. Sesim de galiba fena değildi. Ve okuyan hocaları da beğenmiyordum. Diyordum ki ya bunlar radyoda okuyabiliyorsa ben niye okuyamayayım diye böyle. Kaç yaşındaydınız hocam bunu söylerken? 1952-53 yani 14-15 yaşlarında evet. Falan. Bu iş için bir vesileyle yolum Ankara'ya düştüğü zaman teyzemle bir seyahat vesilesiyle doğru radyo evine gittim. 15 yaşında diyelim. Ben de dedim Kur'an okumak istiyorum cuma sabahları falan. Tabii görüştüğüm kişi pek ciddiye almadı ama dedi ki git Diyanet'ten kağıt getir, okuyabilir diye sana kağıt versinler, okutalım dedi. Diyanet'le radyo arasında çok yakındır o tarih itibariyle. Yürüme mesafesi belki 5 dakika bile değil. Hemen koşar adımlarla Diyanet'e gittim. O zaman büyük sakallı göbekli falan hocalar vardı Diyanet'te. Giriş katında bir kapıyı açtım, girdim. Ben dedim radyoda Kur'an okumak istiyorum. Kağıt verin bana dedim. Dediler ki cuma günü gel. Cuma günü imtihan var. İmtihana gir. Başarılı olursan kağıdı da alırsın dediler. Ankara'da kalma imkanım yoktu. Kastamonu'ya gittim ama tekrar o iş için Ankara'ya geldim. Ve cuma günü 3 kişi imtihana girdik. Benimle birlikte 2 aday daha vardı. Bu iki aday başarılı olamadı ama o komisyon beni başarılı buldu ve bana kağıt verdiler. O heyette rahmetli Kamil Miras da varmış. Ben tanımıyorum tabii. Sonradan öğrendim. Sonra beni yukarıya çıkardılar. İşte konuşturdular, sevdiler. İşte 15 yaşındaki çocuğa nasıl davranılırsa. İşte nasıl okudun, nerede okudun, kimsin sen, kimin nesisin, kimin fesisin? Epey sorular sordular ve sonra kağıdımı kaptığım gibi oradan doğru radyo evine koştum. Kağıdı gösterince radyo yöneticileri tabii şaşırdılar önce. Peki dediler ne yapalım? Ne yapalım? Ve bir üst kata çıkardılar. Orada bir plak doldurduk. Hiç unutmuyorum. Kehif suresini okumuştum. O plağın da o 3-5 ya da 6 neyse okuyucunun okuyuşları arasında radyoda dönüşümlü olarak bir müddet yayınlandığını da tabii biliyorum, merakla takip de ediyordum. Böyle. Ve hocam bu konuyla ilgili bir soru daha tercih etmek isterim. Siz Kur'an-ı Kerim'le ilginiz sürekli devam ediyor okuma, güzel okuma açısından. Sesinizde herhalde bir rahatsızlık yaşayınca kasete alıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in tamamını. Ve evet. Halen günümüzde bu birçok defalar, müteaddit defalar herhalde şu anda CD olarak internet ortamında sizin bütün Kur'an-ı Kerim'i hatminiz orada bulunuyor. Evet. Bu çok güzel. Bir diğeri de benim dikkatimi çeken şu oldu. Bu kadar güzel sesli, Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyor. Siz bir karar almışsınız. Ben okuduğum Kur'an'lardan, Kur'an-ı Kerim'den, buna benzer şeylerden hiç ücret almayacağım diye bir karar almışsınız. Hatıratınızdan okuduğuma göre bu CD'den elde edilen gelirlerin hepsi de Diyanet Vakfı'na gitmiş. Evet. Bu konuda biraz şey yapabilir misiniz hocam? Estağfurullah. İşte öğrencilik yıllarımızda aynı zamanda bazı camilerde görevli olarak da bulundum. İşte biliyorsunuz çeşitli vesilelerle işte evlerde hatim, mevlid falan gibi merasimler, toplantılar olur ve oralarda hafızlar, hocalar bir araya gelir, okurlar, dokurlar. Sonunda da hocaların cebine birer zarf koyarlar biliyorsunuz. Efendim? İşte her neyse adı. ben bu dönemi yaşadım öğrencilik yıllarımda. Fakat Allah rahmet eylesin, Ömer Kirazoğlu mezuniyet günümüzde bizi mezun olduğumuz gün ya da bir gün sonra Beykoz Ormanları'nda bir veda toplantısına götürdü. 80 kişiyiz.
Orada işte herkes hamasi konuşmalar yaptı. Bir arkadaşımız da beni ve benim gibi bazı arkadaşlarımı kastederek, yani bazı arkadaşlarımızın İstanbul'dan çıkmayacağını biliyoruz. Halbuki memleketin her tarafında bize ihtiyaç var. Niye biz çıkmayız İstanbul'dan? Mevlitanlık yaparız, hatimcilik yaparız. İşte Kur'an okuyarak, hatim ederek para kazanırız. Bunu ima ederek. Tabii herkes konuştu. Konuşma sırası bana geldiği zaman İstanbul'da kalmak gibi bir tutkumun söz konusu olmadığını, memleketin neresi olursa orada gidip öğretmenlik yapacağımı açıkladığım gibi, bizim şöyle bir geçmişimiz var İstanbul'da, bazı işte sesi okuyuşu güzel arkadaşlar var sınıfta. Benim için bu iş burada bitmiştir. Ben bu işe nokta koyuyorum. Bundan sonra Allah'ın kelamını okuyarak herhangi bir menfaat sağlamayacağımı burada hepinizin huzurunda açıklıyorum dedim. Ve o günden bu yana da Kur'an okuyarak böyle bir menfaat bir kuruş dahi sağlamadım. Yani olay bu. Evet, o çok bana ilginç geldi hocam, hatıraların içerisinde. Ve faydalı olacağını düşündüğüm için sordum. Şimdi hocam, siz İstanbul'a geldiniz. İmam Hatip Lise Okulu'nun ilk öğrencileri. Hatta özür dilerim, ücretle Kur'an okuma meselesi diye sonraki yıllarda bir de makalem yayınlandı Diyanet Dergisi'nde. Bunun fıkhen de doğru olmadığına dair ulemanın görüşlerini nakletti. Orada derc etmeye çalışmıştım. Evet, onu da söylemiş olayım. Peki yani hocam. İstanbul'da İmam Hatip Okulu'nda okumaya başladınız. Aynı zamanda görev de yapıyorsunuz. O dönemki İmam Hatipler şu anda da hocam çok gündeme geliyor tabii. En son Kassayı da kaldırıldı. Üniversiteye girişte diğer okullardan bir farkı kalmadı. O ilk İmam Hatip neslinin özlemi neydi? Din ilimlerini öğrenmek için gidiyordu. Tabii ilk kurulduğu için yeterli imkanlar yoktu, hocası yoktu. O dönemle ilgili sizin özleminiz ve aklınızda kalan ilginç bir iki noktayı. Vallahi biz okuyup kendimizi yetiştirmekten başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Mezun olacağız da ne olacağız? Bu konularda hiçbir bilgimiz yoktu. Sadece okumak. Çünkü zaten din konusunda tahsil gören insanlar için devlet kapısında uygulamada bir şey yoktu. Yani o devir için 1950'li yılları düşünün, 60'lı yılları düşünün. O dönem itibariyle biz bir o konuda bir belirsizlik içindeydik. Doğrusu fazla bir beklentimiz yok. Hele bir okuyalım. Allah büyük. Bir şekilde milletimize dini hizmet alanında faydalı oluruz. Gayreti ve çabası içindeydik. Yani tabii İmam Hatip Okulu'nun orta kısmını bitirdik. Lise önümüzde açıldı. Liseyi bitirdik. Bizden önce bir sınıf önce biz ikinci dönem öğrencileriyiz. Bizden önce bitiren arkadaşlarımız gidecekleri hiçbir yüksekokul olmadığı için, ilahiyat fakültesi de kendilerini kabul etmediği için bir kısmı askere gitti, bir kısmı İmam Hatip mezunu olarak görev alabildiler. O da bize gösterdi ki yani görev mörev devlet bize verecek, milletin ihtiyacı var. Bir kısmımız zaten lise yıllarında görev almaya başlamıştık. Evet. Hulasa biz mezun olduğumuz zaman önümüzde okuyabileceğimiz bir yüksekokul açılmıştı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü. Bu arada Konya galiba, bir de İzmir zannediyorum. 3 tane Yüksek İslam Enstitüsü açıldı. Ve biz oralarda öğrenci olmak imkanını bulduk. Ve tahsilimizi bu şekilde sürdürdük. Evet, Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra da gene Anadolu'nun her yerinde görev yaparım demişsiniz ama güzel, iyi Kur'an okuduğunuzdan dolayı size Kura'da veya Kura dışı İstanbul okuduğunuz okulda görev almak ve evet, orada öğretmen müdür yardımcısı olmak nasip olmuş hocam. Evet. Yani ve orada da siz artık şeylerini biz görüyoruz. Bir yatılı öğrenci yurdu varmış hatırattan anladığımız kadarıyla. Çok karışık bir yurtmuş. Müdür yardımcısı olarak, genç bir müdür yardımcısı olarak o öğrenci yurdunu düzeltme görevi size verilmiş. Biz buradan da biraz anlıyoruz ki ileride iyi bir bürokrat olacağınızın alametleri ta o zamandan belliymiş hocam. Oralardaki o görev
Belki bu iyi bir not değil aslında. İlim yolunda ilerlemek isteyenler için. Doğrusu genç öğretmenler olarak hepimizin ortak hevesi dini sahada kendimizi yetiştirmek, yani ilim alanında ilerlemekti. Ve biz İstanbul İmam Hatip Okulu'na gerçekten beni ve Bekir Bey'i arkadaşlarımız kura dışı bırakmayı kabul ettiler. Biz kura çekmedik. Biz istisnai olarak İstanbul'un bize ihtiyacı var filan gibi. Bu arada öteki arkadaşlarımız hep Hayrettin Bey, Ahmet Kahraman işte filan, onlar hep kura çekti. Kurada biraz da değişiklik filan yapmak suretiyle, İstanbul'u çekenlerle aralarında değişiklik yapmak suretiyle İstanbul'a gelebildiler. Evet, yani okul idaresi dedi ki bu genç hocalardan birini idareci yapmaya ihtiyacımız var. Şimdi kim olacak? Hiçbirimiz istemiyoruz aslında. Ama netice itibariyle iş bizim başımıza kaldı. Ve ben işte müdür yardımcısı olarak görevlendirildim okulda. İşte o arada söylediğiniz İmam Hatip Okulu'nun yurt kısmında, daha doğrusu İlim Yayma Cemiyeti tarafından idare edilen bir yurt vardı. Bu yurtta biraz disiplin bozukluğu söz konusuydu. Bir takım idareciler getirildi, götürüldü. Her nedense toparlanması pek mümkün olmadı. Hatta en son bir emekli albay getirdiler. Asker adam bu işi halleder filan diye. Askerin zamanında, emekli albayın zamanında yurt iyice karıştı. Öğrenci boykotları başladı. Efendim bu işi kim çözer, kim çözer? Herhalde altı kulaç çözer diye münasip görmüşler. İlim Yayma Cemiyeti mensuplarıyla okul idaresi birlikte karar almışlar. Belki Ali Osman Bey falan o günleri az çok hatırlarlar. Sen şahitsin. Tamam. Bak çok çok güzel bir şey oluyor. O dönemden öğrenciler de burada. Motosiklet, evet. Evet hocam, sizin motosiklet. motosiklet merakınız bayağı. Ve İmam Hatip hocamız motosiklet almış öğrenciyken, evet. Yok, öğrenciyken, evet. Ramazan ayıydı zaten. Hmm. Yurttaki karışıklık mı? Evet. İşte orada yani meseleyi halletmek çok da zor olmadı. Şu manada bizim avantajımız, genç hocalar olarak öğrenciler bizim samimiyetimize inanıyorlardı. Dövsek de, azarlasak da, sert de davransak, okşasak da, bunlar bizim iyiliğimizi düşünen hocalar anlayışı vardı ve biz gerçekten öğrencimizi seviyorduk. Onların iyi yetişmesi için geceli gündüzlü bir çalışma içindeydik. Bu benim için şahsen büyük bir avantaj oldu. Bu avantajı sıkı yönetim ilanıyla değerlendirmek istedim ben ve sonuç aldık. Hemen boykot bitti. Öğrencilerin şikayetleri var, haklı şikayetleri var. Doğru dürüst kahvaltı çıkmıyor, doğru dürüst kaliteli yemek çıkmıyor vesaire vesaire. Kısa zamanda halloldu ve o bir geçici görevdi ve ben zaten geçici olarak o işi kabul ettim. Galiba 2-3 ay falan gibi bir zaman zarfında o iş varsa bu konuda anınız... çok... Şöyle bir anım var benim. Şeye kalktık. Sağdan sonra da ders çalışıyoruz. Mecbur tuttunuz onu. Sağdan sonra da. O zaman da dersler de bitti. Fakat yine kalkıyordu sıranın üzerinde şey yapıyordu. Ben biraz uykum geldi. Şöyle ben yatmışım böyle. Bir de baktım birisi böyle dürtüyor beni. Arkadaş uyuma falan diye. Bu da hocam çok güzel oldu yani. O dönemden bir öğrenci yurttan, ben o soruyu bilmiyordum yani. Evet. Evet. O da yaşanmış oldu. O açıdan da çok hoş. Hocam İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlikten sonra Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yapıyorsunuz ve bu arada siz tabii ki ilimle uğraşmaya hayatınız boyunca hep devam ettiniz. Yani ama şöyle baktığımız zaman Kur'an ilimleri ve özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı denilince zaten akla geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı
yeniden organize eden, sistematize eden bir başkan şeklinde sizinle ilgili bir imaj var. Hatırada bunun detaylarını bulmak mümkün ve bu çerçevede siz Ankara'da davet ediliyorsunuz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere ve siz epeyce bir bunu ben ilimle uğraşacağım diye kabul etmek istemeseniz de sonuçta gelen talepler üzerine siz de uygun görüyorsunuz ve 33 yaşında ki o dönemlere göre çok çok daha genç, bu döneme göre de genç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oluyorsunuz ve Diyanet'te göreve başlıyorsunuz. Oradan anladığımız kadarıyla başladığınız anda doğru düzgün bir arşiv yok, dosyalama sistemi yok, hatta çok ilginç, doğru düzgün bütçesi yok, koskoca başkanlıkta durmadan ıhlamur kaynadığını ifade ediyorsunuz. Böyle birazcık daha şey olsun, olayı anlaması aslında. İkram edecek şeylerimiz yok. Böyle bir fotoğrafla karşı karşıyasınız ve siz düşünüyorsunuz ki burası İslam dinini, inanç ibadeti öğreten, dini kurumları yöneten bir kurum. Burada bir şeylerin yapılması lazım. Bir şeylerin değişmesi lazım. Ta girdiğiniz ilk zamandan itibaren zihninizde böyle bir şey var. Hatta sizin mezun olarak atanmanın sırasında oradaki pürüzleri de bizzat yaşıyorsunuz. Ne kadar size zorluk çıkartıldığını, bürokrasinin işlemediğini, onların hepsini kendi görev yaptığınız dönemde de görüyorsunuz. Sanırım onların da etkisi oluyor. Gittiğinizde nasıl bir tablo çok kısa hatlarıyla oldu ve ana hatlarıyla ne yapmak istediniz hocam Diyanet İşleri Başkanı iken? Diyanet İşleri Başkan... Başkan yardımcılığından başlayarak. Evet, yani başlayarak. Evet. Birlikte ele alırsak. Şimdi bir kere Diyanet'te böyle bir idari görev almayı hiçbir zaman düşünmedim. Bana davet yapıldığı zaman da bunu hemen ilk telefon görüşmesinde kabul etmeyeceğimi söyledim. 12 Mart muhtırası sonrası günlerdi o günler. 1971 Diyanet'te o günün bakanı, Allah rahmet eylesin, bize aslında çok desteği de olmuştur ama Diyanet'te Özgüneş fırtınası esiyordu. Yani Mehmet Özgüneş adlı eski Milli Birlik Komitesi üyesi devlet bakanı olmuş ve Diyanet'te böyle gerçekten bir fırtınalı dönem yaşanıyordu. Şöyle veya Gümüşhaneli Lütfü Doğan Hoca. İki tane Lütfü Doğan var biliyorsunuz. Doktor olmayan değil Doktor mi hocam? Doktor olmayan Gümüşhaneli Lütfü Doğan Hoca. İşte senatörlük yapmıştır. Daha sonra milletvekili olmuştur. Şimdi de Allah uzun ömür versin hayatta. O vekaleten başkanlık görevini yürütüyor. Ben kabul etmeyince beni Ankara'ya çağırdılar. Evet. Ve hocayla işte görüştük. Gözleri çil çil. Sıkıntılarını bana anlattı. Bu görev kabul etmelisin dedi. İşte kabul edersen buna göre burası şekil alacak. Kabul etmezsen kimin geleceği belli değil, ne olacağımız meçhul. Ya batacağız ya çıkacağız falan gibi böyle. Çok etkileyici sözler söyledi. Ama ben bütün bu etkileyici sözlere ve bana teklif edilen bir makama ve koltuğa rağmen kusura bakmayın deyip İstanbul'a dönebildim. Evet. Kabul etmedim. Çünkü İlim yapmak ve talebe yetiştirmekten başka hiçbir düşüncemiz yoktu. Böyle birkaç arkadaş grubu. Netice itibariyle bakana söylemişler bunu. Yahu demiş bir sürü insan başkan yardımcısı olmak için araya adamlar koyuyor, kulisler çeviriyor. Bu adama gel buyur diyorsun ya, nasıl bir adam, çağırın bunu ben görüşeyim falan demiş. Uzatmayalım. Onu da reddettim falan. Netice itibariyle galiba üçüncü, orada hikayesini evet, biraz anlattım. Bana iki seneliğine kabul et bu işi dedi. İki seneliğine, işte askerlik gibi kabul et bunu. İki sene sonra git görevine, ilmiye gene dön filan dedi. Ve ben bunun üzerine peki demek zorunda kaldım. İstemeyerek bu görevi kabul ettim. Ama ne yapacağız Diyanet'te? İşte ben o Diyanet'in halini biliyorum. Diyanet'te ben müezzin olabilmek için bir öğrenciyim. 1957. Diyanet'te bir camide müezzin olabilmek için 3 defa Ankara'ya gidip gelmek zorunda kaldım. Ve bana maalesef ilah hakikat beyanlarla beni her seferinde geri çevirdiler. Ve nihayet res çekerek biraz en son rahmetli Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun huzuruna çıkarak müezzinlik talebimi tasdik ettirebildim. Böyle bir
Diyanet. İşte siz anlattınız. Hı. Dosyalama sistemi yok. Ali'nin dosyasını getir diyorsunuz. Size bazen 3 günde o dosyayı getiremiyorlar. Bir dosya nasıl bulunur Diyanet'te? Bir şöyle bulunur. Öyle bulamazsan şöyle bulunur. Öyle bulamazsan böyle 8 anahtar var personelin elinde. 8 yolu deneyerek bir personelin dosyasına ancak ulaşabiliyorsunuz. Gizli bir takım yazışmalar var, dosyalardan kaybolmuş. Kendim bir gün arşive girdim, 5-6 tane personel dosyasını koltuğumun altına aldım, çekmeceme koydum. Ben arşivden 5-6 dosya çalıyorum, arşivcilerin bir şeyden haberi yok. Ondan sonra o dosyaları istiyorum, günlerce tabii biraz arattıktan sonra, yapılacak iş var. Yani bunlarla uğraştık. Kardex sistemi kurduk. O arşivi baştan aşağı yeniden düzenledik. Mevzuat diye bir şey yok. Atama yapacaksınız. Neye göre yapacaksınız? Nitelik yok. İşi yok, bu yok. Cami hizmetleri hangi esasa göre yürütülecek? Ne bileyim işte sağlık hizmeti var, şu hizmeti var. Aşağı yukarı 15-20 tane yönetmelik çıkardık. Yani hizmetleri tanzim edebilmek için. Müftülüklerin her birinin gidiyorsunuz, her birinin levhası değişik. Kimi kırmızı, kimi yeşil, kimi al, kimi mor. Her birinin levhasında yazılan ibare farklı. Kimi diyor ki şu, kimi diyor ki bu. Bunların standartizasyonuna kadar, yani bunlar anlatılacak çok şey var, vaktimizi de alacak şeyler değil. Burası düzen diye bir şey yok. Personelin eğitimi diye bir şey yok. Yani bir meslek içi eğitim, hizmet içi eğitim. Bu fikir yok Diyanet'te. Haseki falan da sizin döneminizde. Tabii Haseki bir eğitim merkezleridir. Bütün bunlar bir ihtiyaçtan doğdu. Tabii bir başka konuda nereden doğuyor bu eğitim ihtiyacı? İlahiyat fakültesi mezunu. Adam gelmiş bir ilde müftü yardımcısı olmuş. Buna bir kursa çağıralım dedik. Merkezde bir kurs açtık. Kevser suresini, Allah şahit Kevser suresini doğru okuyamıyor İlahiyat Fakültesi mezunu. İnna şanake huvel ebter diyor. Yani bak Kevser suresini okuyamayan bir kişi bir ilde müftü yardımcısı. Bir başka zamanda bu adam il müftüsü olursa hiç şaşmayın. Ben o gün o adamı görevden aldım. Ama kendisini de ikna ederek, gönlünü de hoş ederek. Bak aslanım, sen daha Kevser suresini okuyamıyorsun. Bu günahtır, ayıptır. Sen bir eğitimden geçirelim, ileride seni il müftüsü yaparız. Sen hemen dilekçeni ver. Murakip yaptık o evet. Vatandaşı filan. Hülasa uğraştık. Yani ama kolay olmamış hocam. Birçok mevcut yapıda değişim zaten biraz zor hocam. Yani çok iyi bir şey de yapsanız değişime karşı insanın yapısında bir kötü alışkanlık da şu. Bakınız hiç mübalağa etmiyorum. Diyanet koridorlarında birilerine değmeden yürüyemiyordunuz. Herkes iş takibine gelmiş. Herkes işini kalkıp Hakkari'den Ankara'ya gelebilmeyi başaranın işi iyi kötü oluyor gidiyor. Gelmeyenin işi orada bekliyor. Milletvekilinin takip ettiği iş oluyor, takip etmediği iş bekliyor. 3 gün içinde gelip giriş yapıp çıkan işlem var. 8 ay önce gelen işlem tarafta bekliyor. Bunları gördük. Ve ben şöyle bir karar aldım mesela. O kadarını söyleyivereyim. Bürolara milletvekillerinin girişini çıkışını yasakladım. Şeylere de personele talimat verdim. Muavin Bey'in emri efendim kusura bakmayın. Gidin kendisiyle görüşün. Size yardımcı olur filan. Kalkıp bizi bakanlara, başbakanlara şikayete giden milletvekilleri oldu, senatörler oldu. Bu sıkıntıları yaşadık. Ama derdimizi çok şükür anlatmayı başardık. Örnekleri gösterdik. Ha biz ne yaptık sonra? Bütün o güne kadar gelen evrakı en eski tarihten itibaren en yenisine kadar sıraya koydurduk. En eskisinden başlamak üzere işlemlerini süratle yaptık, yaptırdık. Yazışma usulü yok. Bakınız yazışma usulünü bilen kimse yok Diyanet'te. Ben askerlikte de personel subaylığı yaptığım için. Tunceli'de yapmışsınız hocam. Evet. Tunceli'de yaptım. Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde askerlik yaptım. Nazmiye ilçesinde. O Nazmiye ilçesidir. Orada yani personel subaylığı da yaptığım için biraz yazışma usullerini falan da biliyorum. Her yani
şu kadar evrak gelir kartonlarla, onların içerisinden eğer 100 tane evrak varsa 5 tanesini zor imzalayabiliyorsunuz. Dikkat yok. Eyüp Valiliğine de yazı geliyor mesela. Benzer şeyler işte filan. Ben her gün onları eve taşıyorum. Gece yarılarına kadar onları tasfiye ediyorum. Sabahleyin geliyorum, şefleri toplayıp eğitim yapıyorum. Bu öyle olmaz, böyle olur filan diye. Yani çok günlerimiz. Evet hocam, bu tür bu işleri yaparken değişim zor, güzele doğru olduğundan şüphe yok ama bu arada üstlerinizde de ilişkilerinizi iyi düzenlemesini biliyorsunuz. Birçok zaman bazı siyasilerle, onların talepleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Zorlandığınız anlar oluyor. Hatta benim çok dikkatimi çekti. Başkan iken makamınızda bir milletvekilleri adı Antep mi Urfa mı tam hatırlayamıyorum. Urfa. Silah çekmeye falan kalkmış yani bütün bu işler. Silah çekmeye kalkmadı, silah çekti. Evet. Yani çok zor bir durum olsa gerek. Evet işte siyasetçiler kamu kuruluşlarında istediklerini yapmaya alışmışlardır. İstediklerinin hemen yapılmasını arzu ederler. Öyle söyleyeyim. Ben de siyasetçi oldum ama böyle bir şey yapmadım. Onu da açıkça ifade edeyim. Aksine bürokrasiye yardımcı oldum. Bürokrasiyi rahatsız eden milletvekilleriyle uğraştım. Tabii bürokrasinin de doğru düzgün adaletle çalışması için gereken neyse o mücadeleyi de vermeye çalıştım. İşte yani neyi, o silah olayını mı anlatmamı istiyorsun? Biraz farklı olabilir. Arkadaşlara ilginç gelebilir hocam böyle akıldan. Şimdi yani. Şöyle söyleyeyim. Ben 1978 yılı başında Ecevit, rahmetli Ecevit başbakanken, iktidara yeni gelmişken başkanlık görevine getirildim. Daha önce başkan yardımcısı olarak işte bulundum malum. Oradan Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtim. Tekrar işte talim terbiyeden başkanlık görevine getirildim. Gene gayet açıklıkla herkes biliyor. İsteyerek gelmedim. Israrla zorla getirildim. Neden? İşte o makamları küçük gördüğüm için aşağı değil elbette. Ben şimdi talim terbiyede gene kitaplarımı, fişlerimi yaymış. Mesai saati içinde bile okumakla yazmakla meşguldüm. Çünkü talim terbiye dairesi üyeler için rahat bir görevdir. İşte haftalık toplantılar olur filan, uzatmayalım. O işte göreve getirildim. Bir genç Bahçe ilçesinde öğretmen olmak üzere kurasını çekmiş Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Fakat Bahçe'yi istemiyor. Adana'nın Bahçe ilçesini. Urfa'da kendi memleketinde müftü yardımcısı olmak istiyor. Bu için Diyanet'e gelmiş. Gerekli cevaplar verilmiş. İlgili bakan araya girmiş, ona da bilgi verilmiş filan. Bir gün bana ilgili bakan Doktor Lütfü Doğan hoca telefon etti. Dedi ki işte böyle böyle bu çocuğu işte Urfa'ya veremez mi? İşte veremeyiz. Bu konuda gerekli cevaplar size daha önce verildi filan dedim. Bir de sen dinle bunu. Dedim dinleyeyim ama sonuç bu. Hele sen bir dinle. Celal Pay adında Urfa milletvekili yanında olduğu sonra anlaşıldı. Bu delikanlı, pardon delikanlı değil. Bu delikanlı kalktı geldi. İşte ben ona oturttum, izah ettim. Evladım işte mevzuat müsait değil. Başka bir ilde seni müftü de yapayım. Vaiz de yapabilirim ama kendi ilinde müftü yardımcısı yapmama bizim yönetmeliğimiz engel. Bak daha bu yaşta devlet adamlarını da rahatsız etme. Siyaset adamlarını araya koymaya da hiç ihtiyacın yok senin. Olacak işlerin gibi zaten falan biraz nasihat ettim. Çocuk kalktı gitti. Aradan kısa bir süre geçti. Bu milletvekili biraz hiddetli ve şiddetli bir tavır içerisinde içeri girdi. İşte buyurun hoş beş falan ettik. Benim gönderdiğim adamı sen nasıl kovarsın diye söze başladı. Öyle bir şey yok. Biz hiç kimseyi bugüne kadar kovmadık. Yani bir genç adam kovulacak ne yapar ki biz onu kovmuş olalım falan dedik. Netice itibariyle dedi ki seni bu göreve biz getirmedik mi? Niçin bizim dediklerimizi yapmıyorsun? Yani seni, bizim bu göreve seni biz getirdik. CHP milletvekili, CHP iktidarı beni göreve getirdiğine göre CHP'li milletvekillerinin dediklerini yapmalıymışım. Öyle deyince benim sigortam attı.
Dedim ki Sayın Milletvekili, burası Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Genel Merkezi değil, ben de parti memuru değilim, lütfen size nerede olduğunuzu hatırlatıyorum deyince adam yerinden kalktı ve silahını çekti resmen. Tabii aramızda tartışma bir hayli oldu ve ben her seferinde kırık plak gibi ona nerede olduğunu hatırlatmayı sürdürdüm, sabrettim. Bir arkadaş grubu da geldiler kapıdan, onları da içeriye girmesine mani oldum. Nihayet baktı ki olacak bir şey yok, silahını cebine koydu, fırladı kalabalığın arasından, çekti gitti. Giderken bir görevlimizle söz düellosu olmuş filan, ona silah çekmiş bu defa. Benim koruma polisim elinden silahını almış filan, böyle bir olay. Ertesi gün bu akşam saatlerinde olmuştu. Hürriyet gazetesinde 8 sütun üzerine manşet halinde işte Diyanet İşleri Başkanı'na silah çekildi filan diye haber oldu ve işte bir müddet Türkiye Türkiye'nin gündeminde bayağı kaldı. Medyatik bir olay olmuş. 120 köşe yazısı yazıldı. Hiç unutmuyorum. 120 köşe yazısı yazıldı. En sağdan en sola kadar. Hepsi milletvekilini kınadılar ve beni de bu tutumdan dolayı takdirlerini ifade ettiler. Hocam, bu konuyla ilgili gündeme gelmişken, zorlukları aşmak hiç kolay olmamış. Hem Türkiye için hem sizler için. Siz aynı zamanda, vaktimiz fazla olmadığı için daha detaylı soramıyorum, haç organizasyonlarını da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmasını sağlayan başkansınız. Aynı zamanda daha düzenli ve disiplinli bugün bildiğimiz organizasyonların, evet, bunun hukuki altyapısını, teknik altyapısını hazırlamışsınız. Tabii Diyanet Vakfı'nı da kuruluşunda da büyük başkan yardımcısı iken başlayarak daha sonra gelişmesine katkı sağlamışsınız. Ve her yıl başkan olduğunuz dönemde haça gidiyormuşsunuz siz. Oradaki işleri gözetlemek amacıyla bir yıl size bir haber gelmiş. Dikkatli olun. Bir gün Suudi Arabistan'dan polisler gelmişler. Biz sizi koruyacağız demişler. Hocam, yani böyle herhalde ciddi bürokratlık yapmak da başkanlık yapmak da kolay değil. Suikast teşebbüsünde bulmuşlar. İsterseniz bir de kısaca ondan bahsedin. Evet. Bir Allah rızası için öldürmek istemişler biraz sizi. Haçta yapılacağı için, evet, tabii ki daha sevaplı olacağını düşünüyorum. Orada falan şey var ya hocam, böcekleri şunu bunu bile öldürmek şey yasak yani. Ama orada, ama işte o ihramlıyken öyle. Evet. İhramlıyken ben çıkınca, ama sevap işlere mani yok. Evet. Şimdi tabii benim bir şeyden haberim yok. Bir gün Mekke'de ikamet ettiğimiz yerden, kapımdan çıktığım zaman iki tane boylu poslu iri yapılı adam, entarili filan işte Arap kıyafetiyle sivil iki kişi, dediler ki biz bizimle birlikte bundan sonra hac edeceksin dediler. Yani hac, nereye gidersen biz seninle beraberiz dediler. Ve hakikaten işte Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Medine'ye gittik, orada ve nihayet Cidde Havalimanı'ndan uçuş kartımızı alıp çıkış kapısından çıkıncaya kadar adamlar beni yanımdan hiç ayırmadı. Bana daima bir metre, iki metre mesafede bulundular. Daha da hiç uzaklaşmadılar. Tabii bu nedir, neyin nesidir, nereden çıktı bu iş filan, tabii şifre çözüldü. Ali Osman Bey'in sınıf arkadaşlarındandır. İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan bir arkadaşımız vardı. İsmini isterseniz söylemeyeyim çünkü MİT'çiler gizli yaşamayı severler. Evet. Ama Ali Osman Bey'in de sınıf arkadaşı, onu da biliyorum. Evet. Burada olsaydı ben tanıyorum derdi. O bizim arkadaşlarımızdan Bekir Bey'e bilgi veriyor. Diyor ki bir istihbarat aldık haçta. Hocaya bir eylem yapılacak. Niçin hocam eylem yapıyorlar? Vallahi onlara sormak lazım. İşte Allah rızası için dediniz siz. Bir cemaat mensubu olduğunu sonradan anladık bu kişinin. Şeyde, hatıratta galiba soyadını yazdım. Evet, soyadını yazmışsın. Soyadın Alvant, adını biliyorum ama söylemiyorum çünkü bir sürü Alvant olabilir diye savunurum kendimi. Bu bir istihbari bilgi. Bekir Bey Ankara'ya bildiriyor. Tabii İstanbul MİT'i olayı Ankara merkeze bildiriyor.
İçişleri Bakanlığı'na, oradan Suudi makamlarına olay intikal ediyor. Ve benim haç süresince korunmam gerektiği can güvenliği bakımından söyleniyor filan. Peki böyle bir şey oldu mu? Yani bir sıkıntı yaşadım mı ben haç günlerinde? Böyle bir girişim oldu mu? Hayır, olmadı. Belki bu tedbirin farkında oldular o kişiler, bana yaklaşamadılar ya da Allah korudu. Yani Allah'ın rızasının öyle olmadığı belki. Evet. Farkına varmışlardı hocam. Şimdi yani bu cemaat meselesi açılmışken tabii. Hocam, bu sizin hatıranızla ilgili olarak da siz epeyce Süleymancı cemaatiyle Diyanet İşleri Başkanlığı göreviniz esnasında da belirli bir sürtüşmeler oluyor. Siz bir yapılandırma içerisine girmek istiyorsunuz, sisteme koymak istiyorsunuz. Sıkıntılar oluyor ve sizlerle başkanlığınız sonrasında bile devam eden olaylar ve bu hatıratla ilgili de bu konuda medyada veya belli yerlerde eleştiriler çıkıyor. İsterseniz onlara da bir cevap. Şimdi şöyle, bizim aslında şu cemaat, bu cemaat, bunlar ne yapmak isterler? Diyanetin görevi değildir. Yani onlar memleket için, millet için zararlı bir takım düşünceler ve eylemler içinde bulunuyorlarsa onları takip etmek görevi polisindir, emniyetindir. Bizi bu itibarla şu cemaat, bu cemaat hiçbir şekilde ilgilendirmemiştir. Ama bu cemaat içerisinde sizin binlerce görevliniz varsa, Kur'an kursu öğreticileriniz varsa, imamlarınız varsa, hatta müftüleriniz varsa, bunlar talimatı sizden değil bir başka yerden alıyorlarsa, bu başka yerin verdiği talimatla sizin kurallarınız ve disiplininiz çatışıyorsa, bu görevliler üzerinde her halükarda bir takım işlemler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Adam diyelim ki görevini bırakıyor, imam köy köye dolaşıp para toplamaya, buğday toplamaya çıkıyor, görevini terk ediyor. Bu cemaat şikayet ediyor, müfettiş gidiyor. Bir de şunu yapıyorlar. Evet, yani Kur'an kursu için para topluyorlar ama gittikleri yere göre de İmam Hatip Okulu için para topluyoruz ya da buğday topluyoruz da oluyor. Bunlar da yapılan teftişlerde ortaya çıkıyor. Peki müfettiş diyor ki ceza veriyor bu kişiye, teklif ediyor ve biz bu cezayı uyguluyoruz. Bir kere uyguluyorsunuz, iki kere uyguluyorsunuz, üç kere uyguluyorsunuz. Ondan sonra idari işlem yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onu oradan alıp bir başka yere, bu faaliyetlerini yapamayacağı, belki daha disiplinli olabileceği bir yere naklediyorsunuz. O zaman siyaset ayağa kalkıyor. Milletvekilleri bunlara sahip çıkmaya kalkıyor. Kalkıyor, kalktılar. Ama biz bu konularda hiç taviz vermedik. Hiçbir tek istisnası gösterilemez ki geri adım atmadık. Hadisene bakınız, bu cemaate mensup il müftülerimiz bile vardı. Hiç unutmam, iki tane il müftümüz. Birisi Bilecik il müftüsü, adını da söyleyeyim, Mehmet Emre. Diğeri Sinop müftüsü, Memne Akçalı filan soyadında bir müftümüz. Bu arkadaşlardan biz memnunduk. Onlara Süleymancı filan diye hiç haklarında ne soruşturma açtık ne bir şey yaptık. Çünkü görevlerini yapıyorlardı. Nizama, disipline uyuyorlardı. Görevlileri disipline ediyorlardı. Biz onlardan memnunduk. Vaizlerimiz vardı. Keza onlardan memnunduk. Ama memnun olmadıklarımız da vardı. Militan gibi hareket edenler de vardı. Biz bu görevlilerle uğraştık. Cemaatle uğraşmadık. Kaldı ki ben bu cemaatle ne zaman tanıştım ve neler teklif ettim? Onu da madem açıldı söyleyeyim. İmam Hatip Okulu'nda öğretmen olduğumuz yıllarda, Allah rahmet eylesin, İsmail Niyazi Kurtulmuş doktor. Ben onun evinde kiracısı olarak bulundum. Bir gün beni bir yere götüreyim seni dedi. Kalktık gittik, rahmetli Mahir İz hocamız da vardı. Bu gittiğimiz yer işte bu cemaate mensup bir Kur'an kursuymuş. Ben diyanetçi falan değilim. Yani o cemaat o günlerde de diyanetle sürtüşüyordu. Yani diyanetle cemaat sürtüşmesini ben başlatmış da değilim. Ve o görüşme, sohbet sırasında ben teklif ettim. Dedim ki tamam, yedik içtik, namazımızı da kıldık, Allah kabul etsin ama bir ciddi bir sıkıntımız var, bunu burada konuşmamız lazım dedim. İçlerinde belki en genç birisi de olarak o tarih itibariyle. Nedir? İşte bakınız dedim, bu kardeşlerimiz Kur'an kursu hizmeti yapıyorlar. Biz de imam hatiplerde çalışıyoruz. Biz yardımlaşmamız lazım, birbirimize destek olmamız lazım.
Ama bu kanattan İmam Hatip okulları aleyhine bir takım söylemler, iddialar gündeme geliyor. İmam Hatap okulu diyorlar. Hatta kürsüden, minberden cemaate bu İmam Hatip okulları aleyhine konuşmalar yapılıyor. Bu tip görevliler tarafından. Bunlar niye oluyor? Olmasın. Bunları konuşalım falan dedim. Allah rahmet eylesin Mahir İz Hoca, ne güzel söyledin Tayyar falan diye böyle gürleyen bir tavrı ve uslubu vardı, tanıyanlar kendisini bilir. Ne güzel söyledin Tayyar falan. Peki orada bu cemaatin hocalarından önde gelenler var. Onlara dedik ki işte bir yerde oturalım, konuşalım, tartışalım, kaynaşmayı sağlayalım. Bu münaferetin kime ne faydası var? Uzatmayalım. Peki dediler, Kemal abimizle konuşalım. Kemal abileri merhum Süleyman Efendi'nin damadı ve Kemal Kacar ve hareketin o itibariyle lideri. Görüştüler, danıştılar, gelmediler. Sonra sorduk, bir ses çıkmadı. Bu bir. Bir başka vesileyle bizzat İmam Hatip okullarının bazı problemleri için Ankara'da bir grup arkadaşımla Başbakan Süleyman Demirel'i bir ziyaretimiz var. 1960'lı yıllar. Ben o zaman yine gencim değil mi? 1960'lı yıllarda herhalde. Genç bir şimdi adamım. Şimdi gençsiniz hocam. Daha gençsin. Şimdi zaten gencim de. o ziyaret sırasında bu Kemal Kacar da yanımızda bulundu. Rahmetli Abdurrahman Şeref Laç, İstanbul Milletvekili, avukat, cerbezeli bir zat, Allah rahmet eylesin. O bizi götürmüştü Demirel'e. İşte görüştük, çıktık filan derken ben gene neredeyim? İmam Hatip Okulu'nda bir öğretmenim, belki de müdür yardımcısıyım. Benim derdim gene bu okullarla bu cemaat arasındaki ilişkiler ve münaferet. Bakınız dedim, Kemal Bey'i de burada bulmuşken bir ciddi konu daha var. Onu biz akşam bize öğlen neyse bir randevu verin de görüşelim. Kemal Bey bu randevu taleplerine hep şu saatte meşgulüm, bu saatte bilmem neyim diye hep olumsuz cevaplar verdi. Ama nihayet hiç unutmuyorum, Abdurrahman Şeref Laç merhum, halt etme Kemal dedi ona böyle. Halt etme Kemal dedi, bu akşam bizim evde toplanıyoruz dedi. Abdurrahman Şeref Laç'ın evinde toplandık. Orada gene biz derdi masaya yatırdık. 5-6 arkadaş var. Hepsinin isimleri var burada yazdım. Niye dedim bu oluyor? İşte filan. Meşhur onların bir affedersiniz at eşek hikayesi var. Ondan bahisle. Yani ben diyorum ki Kur'an kurslarını da siz yetiştirin. Sonra gelsin İmam Hatip'e, orada da biz okutalım. Bunlara diploma verelim filan. Söylediklerim budur. Yardımlaşalım, birbirimize destek olalım, kaynaşalım filan. Yok. İşte kürsülerde görevliler, bu cemaate mensup görevliler ileri geri konuşuyorlar. Halka açıkça okulların aleyhinde propaganda yapıyorlar. Bundan sonra talimat veririm, yapmazlar dedi. Bak bu zat şu anda toprak altında. Hilaf-ı hakikat bir şey söylüyorsam Cenab-ı Allah bunun hesabını elbette bir gün toprak altında bana da soracak. Öteki dünyada diyelim isterseniz, toprak altında demeyelim de bana da soracak. Ben de dedim ki onları susturmanız yeterli olmaz. Kalplerindeki münafereti yok etmedikçe bu problem bitmez. Bunu sağlamamız lazım. Uzatmayalım. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Bana hadi bir oku da toplantı bitsin dendi. Ben bir Asr suresi okudum. O geceyi de öyle kaybettik. Ondan sonra merhum Necip Fazıl Kısakürek'in bir girişimi var. İmam Hatip neslini, bu nesli bir araya getirmiş filan. Askeri yönetim geldi 1980 sonrası dönemde. Bunlar o zaman bana geldiler. İşte burada isimleri de var. Mustafa Akkoca da bugün hayatta. Selamlaştığımız bir dostumuz, bir adam. Benim evime kadar geldiler. Onlara söylediğim şudur. Şu kapalılığı bırakın. Kur'an kursu, İmam Hatip, gelin el ele. Bütün Kur'an kursları askeri yönetim tarafından kapatılmış, binalara el konmuş. Yıpranmak pahasına kapı kapı komutanları dolaşacağım, bu binaların hepsini açtıracağım. Gelin bu ikiliği kaldıralım. Yalvardım adamlara. İstediğiniz arkadaşlara, niteliği olanlara görev vereyim. Niteliği olan varsa içinizde başkan yardımcısı yapayım. Demişim onu bugün Mustafa Akkacası bize böyle söyledin diyor.
Başkan yardımcısı yapayım içinizden birini. Gelin. Olmadı. Arkadaşlar, kardeşler, gençler. Olmadı, olmadı, olmadı. Evet. Yani ne yapalım? Tabii hocam. Yani hadi yani biz cemaat mücadelemiz yok. Olamaz da, olmamalı da. Diyanetin görevi bu değildir. Ama bir görevli Süleymancı'dır, şucudur, bucudur ya da hiçbir şey değildir. Görevini yapmıyorsa, disiplini bozuyorsa bununla uğraşmak, bunu hizaya getirmek, bunu gerekiyorsa cezalandırmak, gerekiyorsa idari operasyon yapmak da idarenin, idareciliğin bir gereğidir. Bunları da yaptık. Evet hocam. Hocam süremizin sonuna doğru geliyoruz. Arkadaşlara da birkaç soru sorma hakkı verelim ama bundan önce Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan emekli olduktan sonra tabii sizler boş durmadınız. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde hocalık yaptınız. O arada birçok partiden milletvekilliği teklifi geldi. O dönemde bunları kabul etmediniz. 1990 sonrası ise Azerbaycan'da ilahiyat ve Bulgaristan'da Yüksek İslam Enstitüsü'nde açılışında ve hocalık yaparak görevde bulundunuz. Bunları ben kısaca arz etmiş olayım. Merak eden arkadaşlar hatıralarınızdan alıp okurlar. Ama bir son nokta olarak sizin Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra 1995 yılında Doğru Yol Partisi'nde milletvekili seçildiniz. Bir siyasete girmeniz var. 2002 yılında ise tahmin ediyorum AK Parti'nin kurucularındansınız değil mi hocam? Evet. Aynı dönemde. Dolayısıyla bir de siyaset döneminiz var. Yani bu siyaset-din ilişkisi nasıl, oralardaki gözlemleriniz nedir? Veya çok direnmenize rağmen siyasete de neticede girmiş olduğunuz, bu konuyla ilgili bir iki şey söylerseniz. Bu kitap için bir toplantı yapılmıştı. Orada dedim ki hayatta üç şeyi istemeyerek yaptım. Bunlardan birisi Ankara'da Diyanet'te görev kabul etmek. Zorla götürüldüm. Bana göre büyük bir görevdi tabii. Onu küçümsemek gibi bir haddim yoktu ama ilim yapmak istediğim için zorla ikna olmasam da peki demek durumunda kaldım. Ankara'ya gittim dedim. İkincisi, siyasete girmeyi hiç düşünmedim. Ve siyaset gündeme geldiği zaman da bugünkü ve dünkü siyasi aktörlerin ve liderlerin içinde Sayın Deniz Baykal dışında bütün liderlerden de siyasete davet aldım. Süleyman Demirel'i, Mesut Yılmaz'ı, efendim Necmettin Erbakan'ı, Allah rahmet eylesin diyelim. Alparslan Türkeş'i, başka kim kaldı? İşte bunlar. Ve netice itibariyle efendim? Özal. Özal tabii, Özal olmaz mı? Özal seçim ilan etti. Ben yurt dışındaydım. Beni oralardan buldurdu. Ve istifa etsin bir görevi falan varsa falan falan diye. Onları burada biraz kısa kısa anlatmaya çalıştım. İkinci istemeyerek kabul ettiğim şey siyaset oldu. Üçüncüsü de bu hatıratı yazmak oldu. Çünkü hep bana yaz dediler. Ya işte oturuyoruz bir olay anlatıyoruz. Ya hocam bunu yazdın mı? Yazmadım filan derken epey sürdü bu ısrar ve nihayet bu ısrarın sonunda bari yazayım dedim, yazdım. Siyaset de böyle oldu ve mesela ben Doğru Yol Partisi tabii o zaman itibariyle aynı dönem, bakınız aynı dönem rahmetli Türkeş'ten davet geldik, hayır dedim. Aynı dönem Mesut Yılmaz'dan, Turgut Özal'dan sonra 95 seçimlerinde Mesut Yılmaz'dan davet aldım. Hayır dedim. Aynı dönem rahmetli Ecevit'ten teklif aldım. Hayır dedim. Tansu Ciller'e peki dedim. Bu neye böyle yani Tansu Ciller'in cazibesine falan kapılmıştım. Ya yani öyle bir şey akla gelir ki yani arkadaşlar. Tansu Ciller'e de hayır dedim. Hatta Tansu Ciller benimle görüşme talebinde bulundu. Kalktı gitti, giderken arkadaşlar bana dediler ki sen bugüne kadar hepsine hayır dedin ama şimdi Tansu Hanım'ın atmosferine girince oradan çıkamayacaksın. Çırağan Otel'in, Çırağan Sarayı mı diyoruz? Çırağan Sarayı'nda randevu vermişti, işte davet etmişti. Başbakan'dı o zaman. Kalktık gittik, görüştük. 40-50 dakika o beni ikna etmeye çalışıyor. Ben efendim işte filan diyorum. İşim var, İSAM var, ilim yapıyoruz, ansiklopedi çıkarıyoruz filan. Nihayet bitmiyor, şey bitmiyor, ısrar bitmiyor.
Dedim ki efendim bana 24 saat izin verin, size sonra cevap vereyim dedim. Yok Sayın Altıkulaç, bugün bitecek bu iş dedi. Ben yine yok efendim, bana 24 saat izin verin demeyi başardım. Atmosferden çıkmayı başardım yani. Ama etkisi devam etmiş herhalde. Sonra 24 saat sonra aradım kendisine, beni mazur görün demek üzere Ankara'ya gitti dediler. Hemen ama ne iyi dedim, şimdi yüz yüze konuşmak, telefonla konuşmak bayağı işi uzatabilirdi. Bir telgraf çektim, düşündüm, teveccühünüze teşekkür ederim. Ve hakikaten atmosferden çıkmanın tam başarılı bir sonucuydu bu. Telgrafı da çektim. Telgraf da gitti Ankara'ya. Eşimle pazar mazar dolaştık, kalktık geldik, oturuyoruz İSAM'da. Bir pazar günüydü günlerden de. Hemen bir telefon geldi. Devlet Bakanı, Tansu Çiller'in devlet bakanlığından Urfalı Cevheri, Necmettin Cevheri. İşte hocam, sevgili hocam, bekliyoruz filan filan. Müracaatta da kapanmasına iki gün var. Dedim ki Sayın Başbakan'a ben cevap verdim. Bitti bu iş dedim. Yok olsun dedi filan filan, uzatmayalım. En sonunda sevgili hocam ne olur bir 24 saatte benim için düşün dedi. İyi bir 24 saatte senin için düşünür, bir telgraf daha çekeriz dedim. Fakat telefonu kapattım, 24 saat sonra bir telgraf daha çekeceğim yani. Kararım inanın bu. 10 dakika geçti, Başbakan Tansu Hanım arıyor dediler. Buyurun Sayın Başbakanım. Sayın Altıkulaç çok teşekkür ederim filan. Şaşırdım, ne teşekkürü filan. Demek ki Necmettin Cevheri ile birlikteydiler. 24 saat daha düşünme fırsatı verdim ya, düşünme sözü verdim ya, demek ki düşüneceğim, bir şeyler olacak. Efendim sonra dedim ki Sayın Başbakanım dedim, size ben olumsuz cevap verdim ve bu iş bitti bana göre ve şimdi dedim bir Sayın Bakanınız devreye giriyor ve ben onun devreye girmesi üzerine karar değiştiriyorum. Bir siyasetçi adayı olarak bu benim için bir eksi puan olmaz mı dedim. Hemen bir başbakanı hayır diyor, bakan devreye giriyor, hemen kararını değişti. Yok ben çok memnun olurum, şöyle olur böyle olur. Eşim burada oturuyor, bir arkadaşım da burada oturuyor, genel sekreter. Onlar da konuşmayı dinliyorlar. Ne diyeyim ben şimdi, evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim? Eşim kaşını kaldırıyor, öteki diyor filan. Bakınız Allah şahit, o telefon görüşmesinde başım döndü. Yani başım döndü yani. Şöyle düşündüm. Dedim ki ya önüme bir hizmet kapısı açılıyor da ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye daha önemli bir hizmet kapısını sürekli tekmeliyorum. Acaba böyle bir yanlışın içinde miyim gibi anlık bir muhakeme yaptım ve peki Sayın Başbakanım kabul ediyorum dedim. Böyle girdim. Evet. Siyasete böyle. Parti tercihi yok burada. Ama Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi falan bunlar MHP, işte nihayet sağ siyasi kulvarda faaliyet gösteren partiler, bunların her birinde benim siyaset yapmam düşünülebilirdi. Piyango orada vurdu, evet. Öyle gittik falan. Evet işte böyle. Siyasete böyle girdik. Evet. Ama şeydeki durum biraz farklıdır. AK Parti'nin kurucuları arasında girmem farklıdır. O zaman Türkiye'de şartlar çok değişmişti. Ve o konuda da bir hayli tereddütler geçirdim. Çeşitli görüşmeler oldu. Uzatmayalım. Yani orada taşın altına ben de elimi koymalıyım diyerek girdim. Kabul ettim yani Tayyip Bey'in teklifini. Orada durum biraz daha farklıydı. Yani zorlanarak girmedim. Biraz İkna olarak, isteyerek belki faydalı olurum, bu ekiple birlikte bir şeyler yapabiliriz diye girdiğiniz oldu. Evet. Aynı zamanda Sayın Başbakanımız da öğrencinizdi hocam yani, özellikle evet, yani İstanbul Üniversitesi'nden. Evet. Epey öğrencimiz var Ankara'da. Değil mi? Doğrudur hocam. Şimdi değerli arkadaşlar, biz hocamıza soruyu sorduk. Çok güzel sohbet gidiyor. Bir 10 dakikada sizden soru alalım. Hocamıza soru tercih etmek isteyen arkadaş varsa elini kaldırsın. Mikrofon var mı arkadaşlar? Evet. Soru sormak isteyen yok. Soru galiba. Sormak isteyen buyurun. Biraz sesinizi yükselterek idare edeceğiz herhalde. Mikrofonu ulaştıramadılar size. Biraz yaklaşın şöyle isterseniz. Biraz da hızlı. Mikrofon.
Alevi köylerine cami yaptırmış. Alevi köylerine cami yaptırdık. Bir ildir o, il Tunceli'lidir. Mesela Erzurum'un Pasinler ilçesinde yapılmakta olan bir Alevi camisine de destek verdik. Verdirdim yani ben. Tunceli'deki camileri de oradaki valimizle birlikte, o çok aktif bir insan, bugün de hayatta, emekli bir paşadır. Kendisine sağlık, afiyet diliyorum. Kenan Güven'dir adı. Tu ya da tüm generallikten emeklidir. Çok büyük hizmetleri olan bir kişidir. Hayatta tek dikili çöpü bir gayrimenkulünü de Diyanet Vakfı'na bağışlamış, bir hayır sahibidir aynı zamanda. İskenderun'da bulunduğu zaman da kendisiyle yardımlaşmıştık. O halkı teşvik etti. Köylü dedi ki cenazemiz ortada kalıyor. Biz Müslüman değil miyiz? Bizim köyümüze de cami getirin, yapın diyen köylere, çok değil belki, bunlar nihayet 5-10 köydür, fazla değildir. Bir de Çanakkale, Malatya'nın Yeşil Yurt beldesi, şimdi ilçe olmuş. Bu ilçede bir kardeşlik günü yaptık. İki mahalle var, birisi Alevi Mahallesi, birisi Sünni Mahallesi. Program sonrası Alevi Mahallesi'ndeki vatandaşlar geldiler bana, dediler ki bakınız başkanım, dediler, bu köyde cami var, bizim köyümüzde, biz de Müslümanız, Aleviyiz de, Müslüman değil miyiz, bizim köyümüzde camimiz yok, dediler. Olur, sizin köyünüzde de yaparız dedik. Bak bizzat bana orada gelip söylediler. O köye cami yaptırdık vakıf olarak. Ve ben bu vesileyle Çanakkale, Malatya müftüsüne telefon ettim. O caminin akıbetini sordum. Cami bugün açık, imamı var, cemaat de var Allah'a şükür. Yani bu türlü suçları işledik. Hocam, bildiğim ama kadar... zorla değil. Ama zorla değil. Baskı asla yok. Hocam cemaati olmamış diye biliyorum yani. Birkaç sene. Ben onu bilmiyorum. Hocam mesela hani cem evi varken cami yapmanız, yaptırmanız veya yaptırılmış olmanız, bilmiyorum. Şöyle mesela ben Ovacık ilçesine gittim. O dönem o coğrafyadan İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına falan getirip okuttuğumuz yüzlerce çocuk var. Gittiğim zaman o çocukları ben o camilerde gördüm. Ama vatandaş bilmiyor bir şey. Yani ne Aleviliği biliyor, ne Sünniliği biliyor. O nasıl gitsin, camiye gitsin, ne yapsın? Yani bu bir süreçtir. Zaman içerisinde yavaş yavaş oraya gönderdiğiniz din görevlisi insanlarla ilişki kuracak, onlara dini bilgiler verecek, ibadet şekillerini öğretecek vesaire, ondan sonra cemaat olacak. Evet. Ben cemaat konusuyla ilgili ayrıntılar üzerinde fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Evet. Ama vatandaş istedi, biz yaptık. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Bir soru daha alabiliriz. Hocam bir sorum daha var. Ya başka varsa ondan alalım, yoksa sana vereyim. Başka soru sormak isteyen arkadaş buradan var, evet, ben bu şeyden göremiyorum, buradan bir arkadaştan daha alalım. Buyurun, orada bir bayan arkadaş. Kürsüden ben göremiyorum onu. Ben gördüm efendim, mor başörtülü. Biraz bu tarafa doğru. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Benim sormak istediğim şu, hani hayatınızda belli bir siyaset adamı olarak da hani faaliyet gösterdiniz, milletvekili olarak hayatınızda. İnsanlar kanısında şöyle bir şey var, hani insan şu kanıdara mikrofonu bir siyaset, biraz hani bir insan, bir din adamı siyaset yapamaz. Hani niye insanlar bu görüşteler? Valla ben yaptım, oldu. Ancak hani hani öyle bir şey oluyor. Şu an bu genel bir hani şu an kabul gören bir şey insanların düşüncelerinde. Hani bir insan, hani hayatı müsbet olan bir insan. Evet hocam. Yani bir insan, hayatı müsbet olan bir insan bir siyaset adamı olmak gibi, yani bir basmana sahip olabilir diye bir şey var insanların kafasında. Hani bir dincisiniz, hani bir de siyaset yapıyorsunuz. Birbirine çok zıt kavramlar olarak görünüyor. Hocam hani, biraz şey gibi, ben de eklemiş olayım arkadaşın sorusuna. Bu siyaset adamı biraz bozmaz mı diyor. Evet. İyi ki mümkündür, beni de biraz bozmuştur yani. Valla yani biraz bozar, doğrudur. Ama yani siyasette ilkeli olmak mümkün mü diye bir başlık koydum buraya. Siyasi hayatımdan da biraz bahsettim. Siyasette ilkeli olmak o kadar kolay değil. Yani yerine göre
yalan söylemeyi beceremezseniz, yerine göre vatandaşı idare etmeyi beceremezseniz fazla uzun ömürlü olmaz siyasi hayatınız. Maalesef yani siyaset böyle olmamalı. Yani her yerde dürüstlük falan, açıklık olmalı ama siyasette ilkeli olarak kalmayı başarmak kolay değil. Onu da ben kabul ediyorum. Yani biraz siyasetin olumsuzluklarından siz etkilenebilirsiniz. Bazen de bunlar sizi tepkili hale getirir. Daha da olumlu noktaya da gelebilirsiniz. Bu mümkündür. Ben vallahi espri olsun diye söyledim ama siyasetin bana beni bozduğunu kabul etmek istemiyorum. Ben bozulmadım. Evet. Değerli arkadaşlar, bir dem söyleşisini daha sona erdirmek üzereyiz. Zorluklar epeyce bir aşılmış, epeyce bir noktaya gelinmiş. Ama hayatta yaşadığımız sürece zorluklar devam edecektir. Biz de iyi niyetle, samimiyetle zorlukları aşmak için uğraşacağız demektir. Hocamız da bu zorlukların aşılmasında özellikle Diyanet'te, din eğitimi alanında önemli mücadele vermiş. Biz kendisine sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyoruz ve buraya geldiği için de kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta gene sizlerle birlikte olacağız 17 Aralık'ta. Bu defaki misafirimiz de Profesör Doktor Azmi Özcan, Bilecik Üniversitesi Rektörü olacak. Konumuz ise sömürgecilik ve İslam dünyası. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.